Cumhuriyet TV ekranından herkese tekrardan merhabalar. Biliyorsunuz ki Ramazan ayı 2 Nisan'da başlıyor ve 30 gün boyunca aileler hep birlikte iftarlarını açacaklar. Biz de Zeytinburnu'nda yaşayan yurttaşlara açacakları iftarlar için harcayacakları maliyetlerle ilgili ne düşündüklerini soracağız. Ramazan geliyor beyefendi. Evet. Sizce 4 kişilik bir Ramazan sofrasında neler olmalı? Bir de neler olmaz? Sıcak mezeleri olmalı, sıcak olmalı. O 4 şey yaptığınız zaman nerede bassa o fiyatı alta çıkamazsınız ki. Mesela 4 kişilik bir aile yemek yiyecek, bir akşam iftarını açacaklar. Sizce bu fiyatlarla maksimum ne kadar tutar günümüzdeki ekonomik düzende? 1 milyar tutar. Bir akşam için mi? Evet. Ben restoranlarda çalışıyorum. 4 kişi geliyor, 800-900 da hesap kalkıp gidiyor. Aynı öyle olmuş. Hayat şartı çok kötü olmuş şimdi. Peki Ramazan'a gelirken fiyatların bu şekilde artmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şu an ne düşüneceğim? Yani hayat bellidir. Daha anlatmaya gerek yok. Hayat bellidir. Onun için hayat zor. Yani bu dönem çok zor. Allah bizim yardımcımız olsun. Aşağı yukarı bir öğün kişi başı minimum 25 liradan aşağı yiyemezler. Yani toplam olarak en az 400, yani 100 lira bir yemek parası mal olur diye düşünüyorum evde. Peki sizce bu Ramazan aileler rahat bir şekilde yemek yiyebilecekler mi? Karınlarını doyurabilecekler mi? Bu kimin ne kadar kazandığına bağlı. Genele bakarsanız sanmıyorum. Neden sanmıyorsunuz? Türkiye'de şu anda asgari ücret 4253 lira. 4253 lirayla kim nasıl geçinebilir? Şimdi ben 4-5 tane market dolandım. Şekerin kilosu 17 lira. Yağın tenekesi 175 lira, 200 lira. Nasıl geçireyim? 3 bin lira aylık alıyorum. Hadi ben emekliyim. Etin kilosu 150 lira. Hiç imkanı yok. Yiyebiliyor musunuz et? Her olsun, eti gördüğümüz yok kızım. Tavuk ciğerinin kilosu 20 lira olmuş. Ben emekliyim. Ev kiram 1800 lira. Acımdan ölüyorum bak. Nereden geliyorum ta? Belediye ekmeği için ta nereden geliyorum biliyor musun? Nereden geliyorsunuz beyefendi? Ta Güneştepe'den geliyorum. Oradan buraya iki ekmek almak için yürüyor musunuz? İki ekmek almak için geldim. Anladın mı kızım? Yani mümkün değil. Yani Ramazan'ı kurban olayım Yaradan'a sabrını veriyor. Başka yapacak bir şey yok. Peki beyefendi ne yiyorsunuz genelde öğünlerinizde? Yeterli beslenemiyor musunuz? Bulgur pilav, yeşil mercimeğe olmuş 20 lira kilosu. Önceden aldıydık, köyümüzden gittik. Soğanın kilosu olmuş 5 lira. Fiyatlar daha da artarsa ne yapmayı düşünüyorsunuz? Allah büyüktür, yapacak bir şey yok. Bundan zeytinin kilosu 45-50 lira. Nasıl Allah kızım ya? En düşüğü zeytin böyle yenilmeyecek derecede 25 lira. Dün ondan aldım. Ya, bu kadar başka bir şey. Yani beslenme yok kızım. Allah da sabrını verecek. Çorbayla orucumuzu tutacağız. Başka yapacak bir şey yok. Ben memnunum. Tamam. Liderimden, cumhurbaşkanımdan, hepsinden memnunum. Allah razı olsun. Bir Irak, bir Suriye olmak istemiyorsalar liderlerine sahip çıkacaklar. Olay bu kadar basit. Büyük bir oyunun içindeyiz. Allah'ın izniyle atlatacağız. Sabır, sabır. Biraz sabırlı olmak lazım. Her şey bir kere de olmuyor. Allah'ın izniyle güzel günler yakında. Peki beyefendi, bilmeyenler için mesela oyunu biraz açabilir misiniz? Hani büyük bir oyun dediniz. O kadar da tecrübem yok. Bildiğim kadarıyla, kendime güvendiğim kadarıyla olay budur. Bugün mazotu bahane edenler Avrupa'ya bakacaklar. Unu, şekeri bahane edenler Avrupa'ya bakacak. Oradaki yaşam şartlarına bakacak. Ondan sonra buraya baz alacaklar. Hiç kimse istemez böyle kötü şeyler olsun. Sahip çıksınlar, liderlerine sahip çıksınlar. Peki siz en çok hangi özelliklerini beğeniyorsunuz liderinizin? Ya bir kere dik duruşu, yolu, nereye gittiği önemli, ne yapmak istediği önemli. Bunu görmek lazım. Her şey maddiyat değil. Bugün yarın hepimiz öleceğiz, gideceğiz. Evlatlarımıza, torunlarımıza, çocuklarımıza iyi bir dünya, iyi bir Türkiye bırakmak istiyorsak liderimize sahip çıkacağız. Peki ekonomik krizi eleştirenler oluyor. Bu kişilere ne söylemek istersiniz? Onların kendi düşünceleri. Bundan 30-40 sene önce benim annem pınarlardan bakırlarla su taşıyordu babam. Bugün çeşmeyi açıyor, soğuk sıcak su ayarlı akıyor. Doğal gaz kapısında. Her şey güzel. Buradan minibüse biniyorsun, dünyanın dört bir yanına götürüyor seni. Otogar, havalimanı. Yani boş konuşuyorlar bence. Peki hani kriz olduğunu söyleyenler var ya, eleştirmek için mi söylüyorlar? Çalışırsan kriz yok. Çalışana kriz yok. Bu kriz olduğunu söyleyenlerin %70'i evlerinde yatacak. Babaları, anneleri getirecek, verecek. Bugün çalışsa, adam gibi 8 saat bir yerde sigortalı çalışsa
her şey olacak. Yeter diyorsun. Yeter tabii ki yeter canım. 500 milyonluk mont giymezsin de 50 liralık mont giyersin. Gösteriş meraklısı olmuşuz. Her şey ortada. Her şey iyi olacak inşallah. Biraz sabır. Beslenmesi kardeşim. Biz senede bir et yiyoruz. O da kurbanda bir kestilerse verdilerse yiyoruz. Eti kilosu 120-150 milyon olmuş. Bir ne kilo... zamandır et yemiyorsunuz? Vallahi geçen kurbanda ev sahibi kesmişti. Bir yarım kilo kadar getirdi bize, Allah razı olsun yedi. Başka tavuk yiyoruz. Tavuk da fiyatı zaten fırladı. O da ondan da yemiyoruz. Zaten dün, geçen gün burada şey vardı. Bu mazot şeyini protesto etmek için. Gençler vardı, okul öğrencileri. AK Parti MHP kabul etmemiş, geri almışlar. Yani bilmiyorum, Afgan, Tatar, Kırgız, Türkmen, Özbek, Suriyeli burada yaşıyor. Bizden daha iyi yaşıyorlar. Bütün AVM'lere gidin, onlar doluyor. Vallahi ben buradan memleketime gidemiyorum. 25 sene de gidemedim. Yol ücretlerinden ötürü mü gidemiyorsun? Yol ücretinden de pahalılıktan, ev kirası 3,5 milyar. Emekli olmuşum, olamıyorum. Yaşa takılmışım. Yani ne bileyim artık. Peki nelerden kıstınız beyefendi? Mesela yiyeceğinizden, giysinizden? Hepsinden kesmişiz. Neden kesmişiz? Yaşım 60 olmuş, yaşa takılmışım. Nedir? Primin eksik. 100 günde fazla oldu, yine emekli olmuş. Doğum tarihine takılmışım. Ben 60'ından sonra emekli olsam ne olur, olmasam ne olur? İş, gidiyorum çalışmaya, yaşlısın diye beni işten çıkarıyorlar. Gittim Hadımköy'de hamallık yaptım, beni işten yaşlısın dediler, beni işten çıkardılar. Geldim kiracıyım, burada 3,5 milyar kira veriyorum 2+1'e. Nasıl geçineceğim? Emeklilikim yok. Kanser tedavi görüyorum. Bacaklarımda erime var, kemik erimesi var. Gidiyorum sigorta diyor, daha senin yaşın var. Ne var? 12. ayı bekleyecek misin? Yani bu hak mıdır, bu hukuk mudur, bu adalet midir yani? Hep sürünüyoruz. Burada ecnebi bizden iyi yaşantıları var, bizim yok. Vallahi bilmiyoruz artık. İşte burada halk ekmeği alıyoruz, kuyruğa giriyoruz. Ne zamandır kuyruğa giriyorsunuz beyefendi? Vallahi bu ekmek zamlarından beri kuyrukta. Şimdi bir şey yok. Sen sabah gel gör, akşam gör, burada kuyruğa bak. Peki yok. Kuyrukları ne zamandan beri görmeye başladınız? Birkaç yıldır mı var kuyruk, yoksa yeni mi başladı? Yeni başladı. Ne birkaç yılı? AK Parti'nin döneminden başladı bunlar. Şey, işin gerçeğini söylemek lazım. Önceler tamamdı. Bir iki sene güzel gitti. Ondan sonra gitti. Yok ayrımcılığı başladı. Yok bilmem şunu çıkardı, bunu çıkardı. En başlarda oy verdiniz mi? Vallahi ben vermedim, vermem de. Benim rengim bellidir, ben vermem ona. Ölsem de vermem. Bende 11-12 tane oyum var. Torun, gelen, damat. Hepimiz verdiğimiz bellidir. Yani geçim çok zor. Hiç kimse şey yapmasın. Vallahi geçinemiyorum. Hanıma demişim, bak burada sabahtan akşama kadar burada dikiliyorum. Arabalara şey yapıyorum, kayalık yapıyorum. 5 milyar para veriyorlar bana, 3,5 milyar kira veriyorum. Elektriğimdir, suyumdur, doğalgazımdır. Nasıl geçineyim? Günde 3 ekmek alıyorum. Günde ayda 600-700 lira da burada harcıyorum. Çaydır, çorbamdır. Sabah 7'de geliyorum, akşam 7'de. 12 saat çalışıyorum. Peki. Geçmişte düşündüğünüzde, bu zamanlarınızda böyle çalışacağınızı, böyle ekonomik sıkıntılar çekeceğinizi tahmin eder miydiniz? Hayır, öyle bir şey yoktu ya. O zaman bolluk vardı, bereket vardı, her şey vardı. Benim ülkemde her şey yetişiyor. Niye? Niye ben gidip dışarıdan getiriyorum buğdayı mıdır, efendime söyleyeyim pirinci midir, makarnası? Benim ülkemde her şey yetişiyor. Niye bırakmıyorsun? Yani orada savaş, burada ekonomik kriz çıkıyor. Savaş, biz mi savaşıyız? Onlar savaşıyor. O zaman versene ülkenin insanları yesin. Gidin bugün markete bakın. Aa, burada yolunuzun üstünde market var. Ne kadardır biber biliyor musun? 49 milyon 900 yazıyoruz üstünde. Acı biber. Patlıcan 25 milyon 900. Böyle baktım şimdi. Cuma'dan çıktım, seyrettim ya, dedim Allah yardım etsin bize yani. Sadece bakıyoruz. Peki gün içerisinde neler yiyorsunuz artık? Neleri kıstınız? Valla neleri kıstık? Ekmek, zeytin. Peynir bulduksa yeriz, bulmadık mı? Ekmek zeytine devam. Akşam çorba, makarna, budur işte. Patates. Patates de oldu 6 lira. Yani biliyorum, Allah bize yardım etsin. 2023 kere hayrola bir bak inşallah. Yani bilmiyorum artık. Vallahi cebimizde de para yok. Aa, şu anki param bu. Şimdi akşama 3 ekmek alacağım, 6 TL vereceğim. Ne oldu şimdi? Ay sonuna kadar harcamanız gereken ne kadar var? Ay sonu şimdi... Garanti Bankası'nda 294 milyon faturaları yatırmışım. Onların şeyleri gelmiş. Yeni bugün mesaj geldi. Çocuğum okula okuyordu. Okuldan aldım. Şimdi evde... Üniversiteden mi aldınız? Liseyi bitirdi. Üniversiteye dışarıdan o. Gücüm yok. Okutayım. Dedi baba zaten bütçemizi görüyorsun dedi. Kitaplarını aldım. Ondan eşten dosttan şimdi çocuk evde çalışarak kendine şey yapıyor.
üniversiteye hazırlanıyor. Ne yapayım başka? Hanımım hasta. Şeker var, tansiyon var. İnisini inesi kullanıyor. Bende tansiyon var. Ben zaten onkoloji tedavi görüyorum her 6 ayda bir. Gitsem sigorta için malumen emekli etmeni yetmiyor. Peki böyle bir durumda hala ekonomik kriz yok diyenlere ne söylemek istersiniz? Vallahi biliyorum. Allah'ın şeyi onların için. Herhalde onlar başka bir yerlerde şeyleri var onların. Ben anlamadım yani. O yok diyen gelsin bakayım yanıma. Ben ona göstereyim. Var mı yok mu göreceğiz. Bir gelsin bir dolaşalım bakalım. Tamam. Kendi penceresinden bakıyor o.